Maalesef bu hastalık başladığı zaman içinde beynin her tarafına yayılıyor. Parkinson hastalığı daha çok erkeklerde görülüyor. Kadınlara nazaran 1,5 kat daha fazla. Merhabalar, ben Profesör Doktor Gülsen Babacan Yıldız, nöroloji uzmanıyım ve bugün size Parkinson hastalığını anlatacağım. Nedir Parkinson hastalığı? Aslında Parkinson hastalığı titreme hastalığı değil, yavaşlama hastalığıdır. Biz buna tıp dilinde bradikinezi deriz. Titreme hastalığı olarak biliniyor ama hastaların yaklaşık %15-20'sinde hiç titreme olmuyor. Hastalığın ileri evrelerine kadar bile olmuyor. Yani hastalığın asıl semptomu yavaşlamadır. Yavaşlama nasıl bir yavaşlama? Göz açıp kapamadan tutun, yürüme, oturma, kalkma, yemek yeme, konuşma, hepsi çok yavaştır. Onun dışında neler oluyor? Evet, titreme, ama titremenin böyle bir özelliği var. Mutlaka ya sağda ya da solda daha fazladır. Zaman içinde diğer tarafa da geçer. Diğer bir semptomu nedir? Kaslardaki katılık. Özellikle kollarda, bacaklarda, sırtta katılık olur. Biz buna rigidite deriz. Ve bu gerçekten hastalarda çok ciddi ağrılara neden olur. Diğer bir semptomu da postural instability dediğimiz yürürken dengesizlik, dengesini sağlayamama. Ama sadece bunlar mıdır Parkinson hastalığı? Elbette değil. Hastaların pek çoğunda aşırı terleme, uyku bozuklukları, moral bozuklukları, koku alamama, kabızlık ve hatta bunlar hastalık başlamadan, yani titreme ve yavaşlama başlamadan neredeyse 20 yıl önce başlar. Beyinde neler oluyor Parkinson hastalığında? Beyinde otomatik hareketlerimizin ve davranışlarımızın, düşüncelerimizin olduğu bir bazal ganglia dediğimiz bir kısım var ve orada çok çok küçük bir bölümde dopamin dediğimiz bir maddenin beyinde en çok salgılayan yer olan bir bölümde nedeni belli olmayan şekilde bir beyne ait bir protein dejenere oluyor, yani bozuluyor ve o proteinler olduğu yere çöküyorlar ve o dopamin dediğimiz kimyasal beyinde salgılanamıyor. Hastalıkta ana neden bu. Oradan başlıyor, küçücük bir yerden başlıyor ama zaman içinde bütün beyne yayılıyor. Yani bu hastalık ne yaparsak yapalım ilerleyici bir hastalık. Maalesef bu hastalık başladığı zaman, o küçücük bir yerde başlıyor demiştim ya, o zaman içinde beynin her tarafına yayılıyor. İlerleyici bir hastalık ama hastadan hastaya o kadar çok değişiyor ki ilerleme hızı. Eğer hasta kendine iyi bakıyorsa, ilaçlarını düzenli kullanıyorsa, beslenmesine, egzersizlerine, uyku düzenine, stres yönetimine, bunlara dikkat ediyorsa, onların hastalığı çok çok daha yavaş ilerliyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani birinci vitesten ikinci vitese bazı hastalarda 3 yılda geçiyor, bazılarında 5 yılda geçiyor, bazılarında 3 ayda geçiyor. Yani bir Parkinson hastası kendine ne kadar dikkat ederse hastalığı o kadar yavaş ilerliyor. Parkinson hastalığı daha çok erkeklerde görülüyor. Kadınlara nazaran 1,5 kat daha fazla. Peki risk faktörleri ne? En önemli risk faktörü yaş. 65 yaş üstünde görüyoruz ama onun altında hastalarımız yok mu? Var. 20'li, 30'lu yaşlarda bile hastalarımız var. Genetik faktör önemli, evet, ama o kadar büyütülecek kadar değil. Ama ailenizde, annenizde, babanızda, kardeşlerinizde bir Parkinson hastalığı varsa durup bir kendinize bakmanız lazım. Ne demek istiyorum? Çünkü biraz önce ne dedim? Hastalık aslında yıllar öncesinde başlıyor. Hani o beyinde bahsettiğimiz o protein bozulması yıllar öncesinde başlıyor. Zaman içinde ilerliyor ve orada küçük küçük sinyaller veriyor. Biz buraya preklinik evre diyoruz. Burası çok önemli çünkü eğer orada hastalığı fark ederseniz,
size geleceğini ve önlemlerini alırsanız hastalığın size gelmesi gecikir. Atıyorum hastalık 70'te başlamaz da 80'de başlar. Bu çok önemli. Bu sinyaller nedir? Koku alamama, bu çok kıymetli veya az koku alma, kabızlık bunlar çok önemli. REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz uykuda rüya görürken kol bacak hareketi yapma, çığlık atma, yanında yatan kişiyi ona zarar verme, yataktan düşme, kabızlık, moral bozukluğu, dikkat eksikliği eğer bunlar varsa bunlar çok çok önemli erken sinyaller. Ve bunlara ilaveten tansiyonunuz, diyabetiniz, eklem ağrılarınız, haşimatonuz bunlar varsa ve birinci derece bir yakınınızda da Parkinson varsa bunları mutlaka önemseyip bir uzmana danışmanız gerekiyor. Çok sayıda tedavi seçeneğimiz var. Bunların başında medikal tedavi, ilaçlı tedavi dediğimiz tedavilerimiz var. Mutlaka terzi işi olması lazım. Yani her hastanın her bize başvuruşunda bütün ilaçları döküp ayrıntılı ayrıntılı yan etkisi var mı yok mu, hastaya faydası var mı yok mu, dozu yeterli mi değil mi bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani tam bir terzi işi olması gerekiyor. İlaçlardan başka neler olabilir? Bazen pompa dediğimiz sürekli kana ilaç salan ilaçlarımız var. Bazen direkt mideye pompa takarak o şekilde ilaçlarımız var. Bazen beyin pili tedavisi ama bunlar hasta bazında ve hastanın evresine göre değerlendirilmesi lazım. Bazen çok erken evrede hastalar bize işte biz pil taktıracağız, bu işten kurtulacağız. Öyle bir şey yok. Pil takılsa bile, beyin pili takılsa bile mutlaka onun ön koşulları var. Nedir bunlar? İşte demansının olmaması lazım. İlaç tedavisine yanıt vermiyor veya ilaç tedavisinin çok ciddi gen etkileri olması lazım. Belli bir yaşın altında olması lazım. Yani her hastaya hemen pil takmayı önermiyoruz. Gidebildiğimiz kadar ilaç tedavisiyle gidip ondan sonra diğer tedavi seçeneklerine başvuruyoruz. Parkinson hastalığın tedavisinde çok yüz güldürücü gelişmeler oluyor. Yani 1967 yılına kadar bu hastalar çok kısa bir ömürleri varken 1967 yılında bu hastalığın en önemli ilaçlarından biri olan levodopa geliştirdikten sonra bu hastalar normal yaşam sürelerini devam ettiriyorlar. Eğer tedavi olmazlarsa veya yanlış tedaviler olursa maalesef günlük yaşam içinde yürümelerinde yavaşlama, ellerinin çok fazla titremesi, düşmeler, yaygın ağrılar ve zaman içinde unutkanlık eklenebiliyor. Eğer böyle bir semptomunuz varsa mutlaka uzmanınıza danışıp ilaçla tedavinizi yapmanız lazım. Peki sadece ilaçla mı? Elbette değil. Beslenme çok önemli. Eğer ki ben ilacımı alırım ama ne istersem yerim kesinlikle olmaz. Bu hastaların pek çoğunda zaman içinde diyabet, tansiyon, guatr problemleri, eklem ağrıları oluyor, uyku düzensizlikleri oluyor. Bunların mutlaka gözden geçirilip bunlara özel de tedavilerin planlanması lazım. Ama her şey ilaçla değil, yaşam şeklini mutlaka değiştirmek lazım. Evet, Parkinson hastalığı bir kişinin hastalığı ama beraber yaşadığı eşine, çocuklarına görev düşüyor. Onlara mutlaka destek olmaları lazım. Pek çoğunda moral bozukluğu, depresyon görebiliyoruz. Ve sosyal destek çok önemli. Altını çize çize söylüyorum, sadece ilaçla tedavi yetmez. Sosyal destek önemli. Düzenli egzersiz, stres yönetimini öğrenmesi çok önemli. Belli aralıklarla mutlaka uzmanına danışması lazım. Bazen hasta görüyoruz, ilaç başlanmış, 3 yıl olmuş, hiç doktora gitmemiş. Çünkü sunumun başında da söylediğim gibi bu hastalık başladığı zaman alttan alta sinsi ilerliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu hastalığı durdurma veya geçirme şansı yok. Bugün için yok. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Parkinson'daki tedaviler çok yüz güldürücü ama dediğim gibi durduramıyoruz ama yavaşlatmak. Veya eğer risk faktörlerimiz varsa Parkinson için hastalığın başlamasını geciktirmek oldukça önemli ve bu da bizim elimizde.
bazı Parkinson ilaçları bazı hastalarda halüsinasyonlara, yani hayal görmeye, aşırı alışverişe, cinsel tercihlerde değişmelere neden olabiliyor. O yüzden de mutlaka ve mutlaka hekiminize bunu söylemeniz lazım. Yine bazı ilaçların hayal görme veya eşinden, çocuklarından, arkadaşlarından şüphelenme gibi yan etkileri olabilir. Böyle bir durumda da mutlaka ve mutlaka uzmanınıza haber verin. Ya ilaç yan etkisidir ya da hastalığın ilerlemesinin belirtisidir, ama uzmanınız mutlaka bundan haberdar olsun. Şimdi de sizden gelen sorulara yanıt vereceğiz. Elbette var. Parkinson hastalığını yavaşlatmak için erken evre çok çok önemli. Erken evrede güzel bir tedavi ve diğer ilaç dışı tedavilerin yapılmasıyla hastalık yavaşlayabilir. O yüzden de erken teşhis çok önemli. Peki ne zaman hekime başvurmalıyız? Eğer hareketleriniz yavaşsa veya işte elinizde titreme varsa mutlaka ve mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririm. Pek çok hastamız işte şöyle bir üzüntü yaşadı, sonra başladı. İşte böyle bir acı yaşadı, sonra başladı. Bize böyle geliyorlar. Evet, stres birebir neden değil ama erkene alıyor. Büyük bir üzüntü yaşadığı zaman kişi, atıyorum 5 yıl sonra çıkacaksa 5 yıl önce almış oluyor. Stres hastalığı erkene alabiliyor. Hastalık başladıktan sonra da stres çok önemli. Çünkü eğer kişi hasta, yani stresini yönetemiyorsa hastalık çok daha hızlı ilerliyor. O yüzden stres yönetimini mutlaka ve mutlaka öğrenmek lazım. Stressiz bir hayatınız olsun demek yanlış ve kabul edilemez bir şey. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Ama stres yönetimini öğrenmek, strese bakış açısını öğrenmek, uzman desteği almak hastalığınızı anlamlı olarak yavaşlatacak. Değil. Parkinson'da titremenin yanında hareketlerde yavaşlama, dengesizlik, katılık, kabızlık, aşırı terleme, dikkat eksikliği, depresyon, cinsel isteksizlik, beslenmede değişiklikler, bunların hepsi olabilir. Sadece titreme hastalığı değildir. Mutlaka ve mutlaka ilerleyicidir ama ilerleme hızı tamamen size bağlı. Parkinson, dediğim gibi, yıllar öncesinde başlayan bir hastalık. O yüzden ne diyoruz? Parkinson'dan korkma, geç kalmaktan kork. Sağlıklı günler dilerim.